Büyükşehir Belediyesi Zabıta Haftası münasebetiyle Atatürk Anıtı'na çelenk konma merasimi için zabıtalar, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcıları, Süleymanpaşa Belediyesi'nin meclis üyeleri, Süleymanpaşa Belediyesi Başkan Yardımcıları, Hüseyin Uzunlar, Şenol Karaküçük, Sabri Çınar, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyeleri, Süleymanpaşa Zabıta Müdürü, Genel Sekreter Yardımcımız, şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'ı bekliyoruz. Evet. Hem trafik dairesi, trafik görevlileri, trafikten sorumlu şube müdürlüğü personeli, zabıta personeli, Süleymanpaşa Belediyesi zabıtaları. 1-7 Eylül Zabıta Haftası'nın 193. kuruluş yıl dönümü. Evet, bugün çelenklerle, bir takım etkinliklerle kutlanmaya başlayacak. Evet, Sayın Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanımız Sayın Hasan Bayram'ı da canlı yayın konuğumuz olarak Tekirdağ Yeni Haber'de program yapacağız. Onu da şimdiden duyurmuş olalım. Evet. 193. yıl dönümü. Evet. Defterdarlık binası da bu. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak tören alanına teşrif etmişlerdir. Sen başkanım şu tarafa alabilir misin sizi? Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Genel Sekreter Yardımcım, Süleymanpaşa Belediyesi Başkan Yardımcılarım, Sayın Zabıta Dairesi Başkanım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sayın katılımcılar, değerli basın temsilcileri, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193. yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla düzenlenen çelenk sunma törenine hoş geldiniz. Program akışını arz ediyorum. Çelengin anıta sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, Zabıta Dairesi Başkanı Sayın Hasan Bayram'ın konuşmaları ve kapanış. Çelengin anıta sunulması. Hemen al! Çelenk yerine var!
Sizleri yurdumuzun kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızın okunmasına davet ediyorum. Üzere Zabıta Dairesi Başkanımız Sayın Hasan Bayram'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Süleyman Paşa Belediye Başkan Vekilim, Sayın Genel Sekreter Yardımcım, Sayın Belediye Başkan Yardımcılarım, ilçelerimizden bizlere teşrif eden değerli ilçe belediye müdürlerim, belediyemizin değerli bürokratları, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sivil toplum kuruluşunun değerli temsilcileri, çok kıymetli meslektaşlarım, sizlere saygıyla selamlıyorum. Nüfusun büyük kısmının şehirlerde yaşadığı, çağımızda şehirlerde insanların rahat, sağlıklı ve huzurlu yaşamları için belirli kurallar konmuştur. Şehir yaşamında bu kuralların uygulanıp uygulanmadığını denetleyen profesyonel birimlere ihtiyaç duyulmuştur. İdari sistemdeki bu ihtiyacı karşılamak amacıyla 1826 yılında kurulan İktisap Nezareti bugünkü Zabıta Teşkilatı'nın kuruluş olarak kabul görmektedir. Cumhuriyet döneminde 1930'da çıkarılan belediye kanunu ile belediyenin görevleri yeniden belirlenmiş ve belediye hizmetlerinin icra ve takipçisi olan özel bir hizmet zabıtası kurulması öngörülmüştür. Buna göre belediye zabıtası Büyükşehir Belediye Kanunu ve belediyenin kanunları çerçevesinde beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla belediye meclis tarafından alınan kararlar ve belediye zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuata öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla görevli özel zabıta kuvveti olarak tanımlanmıştır. Zabıtımız şehrimizde vatandaşlarımızın rahatı ve esenliğini sağlamak amacıyla önce insan anlayışıyla yaşanabilir bir Tekirdağ için yer ve zaman kavramını gözetmeksizin fedakarca çalışmaktadır. Bu bilinçle zabıta teşkilatı olarak
temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Tekirdağ için üzerimize düşen görevi yerine getirmek amacıyla günün 24 saat, yılın 360 günü tüm gücümüzle çalışmak, halkımıza sunduğumuz hizmette adalet, dürüstlük ve kaliteden ödün vermek temel ilkemizdir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, kuruluş yıl dönümüz ve zabıta haftası vesilesiyle bizlere verdiğiniz destekten dolayı şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı sunarım. Hazretim.